Herkese merhaba. Land of Legends Antalya'dayım. Rixos'un oteli bu. Otel odasında neler var hep beraber bakalım. Çocuk konseptli bir otel olduğu için hem koridor, görüyorsunuz şu anda koridoru, hem de odaların konsepti çocuklar için tasarlanmış. İlk önce odaya giriyoruz. Bileklikle açılmış. Evet. Ben az önce açmıştım tabii haliyle odayı. Dolapları var burada. İşte eşya, elbise konacak dolaplar. Burada bütün hem odalar için hem de eşyalarımızı koyacağımız çeşitli raflı dolaplarımız var. Kasamız var standart olarak. Bunun dışında burada da bir dolabımız var. Bu arada dikkatinizi çekelim. Bütün dolaplar çocuk konseptine yine devam ettiriyor burada. Şöyle bir Romalı asker figürleri var her yerde. Odaların her yerine göreceğiz zaten onu. Odanın geneli bu şekilde. Banyoya girelim. Tuvalet banyo beraber. Burada tuvalet kısmı var şu tarafta. Tuvaletimiz böyle. Banyoya bakalım. Banyo şu anda beni görüyoruz. Evet, burada ekranda. Banyoda yine sol tarafta iki tane bu lambalar konulmuş. O lambalar da yine Romalı asker figürleri, Roma dönemine ait figürler gibi yapılmış. Banyoda bir taşımız var. Plastik aslında bu. Taş gibi görünümlü plastik. Banyoda standart bir banyomuz var. Aslında eğlenceli kısımlar burada başlıyor. Aynamız var burada. Fıçı şeklinde mini bar. Mini bar üstündeki şeyler ücretsiz tabii. Her genelde otellerde olduğu gibi. Mini barımızı açıyoruz. Burada işte ücretli olan çiçeklerimiz var. Soft drinkler burada. Şekil güzel olmuş. Tabii şimdi yukarı doğru çekeyim biraz şöyle. Tavanda bir figürümüz var. Yine Romalı asker figürü. Televizyonumuz da yine böyle bir şu şekilde konulmuş. Vestel marka bir televizyon. Böyle bir şeyimiz var. Kapatıyorsunuz kullanmadığınız zaman. Şöyle göstermiş olayım. Tavandaki figürler güzel. Şu kısımda da o figürler devam ediyor aslında. Şöyle göstereyim, evet. Şuralarda da o Romalı asker figürleri aslında odanın her tarafında var. Burada Kleopatra ve Sezar'ın çizimleri var. Karikatürize edilmiş çizimler. Yatağın üstündeki ışıklandırma yine Romalı asker miğferi şeklinde tasarlanmış. Yine o Romalı asker figürleri odanın üst kısmında devam ediyor. Bu tarafında da var. Görüyoruz. Yine. Burada enteresan bir koltuk var. Bunu böyle oturuyorsunuz. Tabii dengede durmak biraz zor bunda ama şöyle yaparak bir nevi böyle tahterevalli gibi bir koltuk. Çocuklar için de tasarlandığı belli. Yine burada da aynı şeyimiz var. Görüyoruz. O figürler devam ediyor. Küçük bir koltuğumuz var burada. Bunlar benim kızımın oyuncakları. Tabii küçük bir detayı unuttum onu söylemeyi. Şurada dolabımızın altında enteresan bir oyuncağımız var. Bakıyoruz ne var burada? PlayStation. Evet, burada bir PlayStation yatıyor. Bu PlayStation'ı ben ilk başta televizyona bağlı zannetmiştim ama değil. Peki nereye bağlı diyeceksiniz. Şurada tavanı çekeyim şöyle göstereyim. Bir projeksiyon cihazı var. Yukarıda da hemen bir perdemiz var. Projeksiyon cihazını açtığınızda otomatik olarak perdede açılıyor. PlayStation'ı açtığımızda doğrudan doğru görüntü projeksiyon cihazına gidiyor ve buradan PlayStation'ımızı oynuyoruz. Bir tane de kumandamız var. Bunu da şöyle göstermiş olayım. PlayStation kumandamız. Oyunlardan bir tanesi ücretsiz. Biz Need for Speed oynadık kızımla. Tabii daha çok bu erkek çocuklar için oyunlar var. İşte futbol oyunları falan var. FIFA var. Şu var, bu var. Kızlar için çok fazla bir oyun. En azından otelde yoktu. İlk oyun ücretsizmiş. Biz bir tane aldık zaten. Diğerleri çünkü ilgimi çeken oyunlar değildi. İkinci oyun içinse ekstra bir para ödemeniz gerekiyor. Bunun dışında küçük de bir balkonumuz var. Buradan da Land of Legends manzaramız görülüyor. Hemen şuradan göstermiş olayım. Karşı tarafta aslında görünen facility binalarsa Land of Legends tema parkının binası.
Bizim bulunduğumuz yer ise otel kısmı. Otelde kaldığınız zaman tema parkta kaldığınız gün kadar ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Bence çocuklu aileler için harika bir konsept olmuş. Özellikle hani çocuklu aileler otellerde pek rahat edemiyorlardı. Diğer hani çocuğu olmayanların da bulunduğu bir otelde olduğu zaman çocuklu aileler birazcık sıkıntı yaşıyordu. Şöyle biraz kaldırayım. Evet. İşte bu soruna çare olmak için yavaş yavaş sayıları artıyor. Bir tek burası yok. Türkiye'de birçok böyle otel var. Yavaş yavaş sayıları artıyor. Rixos Land of Legends da bu otellerden bence en iyilerinden bir tanesi olmuş. Zaten için bu water park kısmı yani su parkı kısmı tamamen çocuklar için tasarlanan. Büyüklerle ilgili şeyler de var ama ağırlıkta o çocuklar için tasarlanmış şeyler var. Büyükler de eğlenebiliyor ama aileler için bence çok iyi bir konsept olmuş. Hani çocukla bir tatile gitmek istiyorsanız, nereye gidiyorum, gitmek isterim derseniz aklınızda olsun. Antalya'da Belek'te Land of Legends Rixos diye geçiyor. Zaten internette aradığınız zaman fotoğrafları, videoları vesaire de var. Böylece bu bir otel odasında tanıtmış olduk. Daha önce bir video yapmıştım bununla ilgili biliyorsunuz. Bu ikinci bir video olacak. Hani neden ikinciye gerek duydum? Çünkü bu otel biraz daha farklı olduğu için, çocuk konsepti olduğu için görüyorsunuz. Hani daha eğlenceli bir konsept var burada. Yataklar vesaire her şey çocuklar için tasarlanmış. Hani bu bakımdan tekrar böyle bir şey yaptım. Bana her türlü yorum, eleştiri ve düşüncelerinizi ister bu videonun altına, isterseniz biraz sonra ekranda çıkacak, şuralarda bir yerde çıkartırım. Sosyal medya hesaplarımı iletebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir lifestyle olabilir bu, inceleme olabilir vesaire olabilir. Videoda karşınızda olmak üzere, hoşça kalın.